Bir cismin ivme zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bu cisime ait hız zaman ve konum zaman grafikleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru verilmiş olabilir? Şimdi ivme zaman grafiği verilen bir cismin ilk hızının verilmesi gerekir grafiklerini çizebilmemiz için. Bu cismin ilk hızı ya sıfırdır ya da v gibi bir sabit değerdir. İvmesi sıfır olduğu için bunun hızında bir değişiklik olmamıştır. Ya sıfır kalacaktır ya v gibi sabit değer kalacaktır. A şıkkına bakıyorum. Hızı sabit ve sabit değerinde bu grafik olur. Bu hız zaman grafiğinin konum zaman grafiği de budur. Bu da olur. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Diğer şıklara da bakalım. Hız zaman grafiği sıfır, bu olur. Ama hızı sıfır olan bir cisim zamanla konumda yer değiştirmiştir demiş bize. Bu grafik olmaz. Burada hızı sıfırdan V gibi bir değere yükselmiştir. Hızı artmıştır. Yani ivmeli hareket yapmıştır. Halbuki ivmemiz sıfırdı. Bu da olmaz. Burada hızı sabit gitmiş olur. Ama konumda yer değiştirmemiş. Hızı sabit hızla giderken yer değiştiririz. Bu da olmaz. E şıkkına bakıyorum. Hızı azalmış. İvmeli hareket yapmış. Hayır, ivmemiz sıfırdı. Bu da olamaz diyoruz. Cevap A'dır. Artı yükle iletken çubuk yalıtkan ayaklar üzerinde duran ve birbirine temas eden nötr K ve L iletken cisimlerine şekil 1'deki gibi yaklaştırılıyor. Artı yüklü iletken çubuk yaklaştırılırsa burası eksi olur, burası artı olur. Daha sonra K ile L cismi yalıtkan saplarından tutularak birbirinden ayrılır. K cismi yüklü elektroskopa şekil 2'deki gibi yaklaştırıldığında elektrosun yaprakları biraz daha açılıyor. Buna göre K, L cisimleri ve elektroskopun yaprakları. Yüklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? Elektroskopun yapraklarını ve KL cisimlerinin yükünü sormuş bize. Şimdi bunun etkisindeyken bunu bu şekilde ayırırsak bu eksi kalır, bu artı kalır. Bu eksi yüklü cisim topuza yaklaştırırsa topuz artı olur, yapraklar eksi olur. O zaman elektroskopun yaprakları eksi olacak. KVL eksi ve artı olacak. Eksi ve artı, o da C şıkkıdır. Hava durumunu sunan spikerin bazı ifadeleri aşağıda verilmiştir. İzmir ilimizde yarın hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Ege denizinde rüzgar batıdan 10 km sabit hızla esecek. Buna göre yargının hangileri yanlıştır? 1. Spikerin hakkında bilgi verdiği niceliklerden biri fizikte temel büyüklüklerdendir. Doğru. Sıcaklık temel büyüklüklerden. Hız ise türetilmiş büyüklüklerden. 2. Spikerin hakkında bilgi verdiği niceliklerden biri fizikte vektörel büyüklüklerdendir. Doğru. Hız vektörel bir büyüklüktür. Sıcaklık ise skaler bir büyüklüktür. 3. Verilen büyüklükler uluslararası birim sistemindeki birimleriyle verilmiştir. Hayır. Uluslararası birim sistemi sıcaklık Kelvin cinsindendir. Burada santigrat derece verilmiştir. Dolayısıyla yalnız 3 yanlıştır. Cevap C şıkkıdır. K ve L bölmelerinde oluşturulan bir dalga leğeninde K bölmesinde oluşturulan doğrusal su dalgalarının L bölmesine geçişinin üstten görünüm şekildeki gibidir. L bölmesine geçen dalgaların dalga tepesinin bölmelerin ayrım çizgisiyle yaptığı açı teta ve hızı v olduğuna göre L bölmesindeki su derinliği azaltılırsa teta ve v nasıl değişir? L bölmesindeki su derinliği azaltılıyormuş. Şimdi bu dalgaların doğrultusu bu şekilde giderken burada kırılmaya uğruyor. Doğrultusu bu oluyor. Yani doğrultusu bu oluyor. Şimdi normali nedir bunun? Bu iki yüzeyin arasındaki dikme normaldir. Bu kırılmasaydı böyle gidecekti ama kırılmış, yaklaşmış. O zaman normale yaklaştıysa burası derin ortam. Burası da sığ ortamdır. L bölmesindeki su derinliği azaltılırsa burası iyice sığ yapılıyor. İyice sığ yapılıyor ikinci durumda. O zaman daha da normale yaklaşacaktır. Onu da kırmızıyla çizelim. Bu dalgaların kırılma doğrultusu iyice yaklaşmış olacaktır. Dikleşecektir biraz daha normale yaklaşarak. O zaman şöyle olacaktır. Bu dalgalar bu şekilde yayılmaya devam edecektir. Dalgalar bu şekilde kırılarak yoluna devam edecektir. O zaman teta açısı azalmış olacaktır. Hızı da sığ ortam iyice sığ olduğu için daha da azalacaktır. Azalır. Teta açısı azalır. Hızı da azalır olacaktır. Cevap D şıkkıdır. Kesik koni biçimli K ve L bardaklarının düşey kesti şekildeki gibidir. Bardaklar tamamen boş ve iç hacimleri eşit. Her iki bardak da eşit sıcaklıktaki su ile tamamen doldurulduğunda tabanlara etki eden sıvı basınçları sırası PK, PL, sıvı basınç kuvvetleri de sırasıyla FK, FL oluyor. Tamamen doldurulmuş.
Buna göre PK ile PL ve FK ile FL arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? Şimdi bunların tamamen suyla doldurursak etkiden sıvı basıncı derinliğe H eşit bal H eşit D x'te su o da aynı. Sıvı basıncının formülü HDG idi. Yer çekimimiz aynı olduğu için bakmıyoruz. Sı x'te D yoğunluğuna sahip, su yoğunluğuna sahip ona da bakmıyoruz. H'lara da eşit olduysa o zaman bu basınçlar birbirine eşittir. Tabanda etki eden sıvı basınçlar birbirine eşittir. Hepsi aynı olduğu için. Burada kuvvet P çarpı S ile bulunur. Bu basınçlar da eşit olduğuna göre yüzey alana bakacağız. Burada yüzey alana baktığımda şu kapların hacimleri eşit olduğuna göre bu daralarak gidiyorsa, bu da genişleyerek gidiyorsa o zaman buradaki SL büyüktür. SK'dır. O zaman bu, tabandaki basınç kuvvetlerine baktığımızda FK küçüktür. FL olacaktır. Yüzey alanı kadar basınç kuvveti oluşur. O zaman cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Elektrikli fırını yenilemek isteyen Arzu Hanım, beyaz eşya mağazasında fırınlara bakarak K ve L fırınlarının üzerinde bulunan şekildeki etiketler dikkatini çekiyor. Bu etiketlere göre K ve L fırınının niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? Şimdi bu enerji verimliliği hakkında bilgi vermiş bize. Bununki B seviyesinde, bununki A seviyesinde bir enerji verimliliği kesinlikle farklıdır. Biri A, biri B seviyesinde. İki güç demiş. Güç hakkında bir şey vermediği için kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Yani kesin bir şey söyleyemeyiz. Çalışma akımı da vermediği için bir şey söyleyemeyiz. Burada kilowatt saat cinsinden güç hakkında en azından bilgi verebilirdi. Vermemiş. O zaman kesin bir şey diyemeyiz. Kesin farklı olan enerji verimliliğidir. Cevap yalnız bir A şıkkıdır. Hava ortamında bulunan ince kenarlı bir merceğin asal ekseni üzerine asal eksene dik olarak konulan bir kalemin bu mercekte görüntüsü oluşmuştur. Buna göre şekildeki KL ve M ile verilenlerden hangi ikisi bu mercek önüne konulan kalem ve kalemin görüntüsü olabilir? Şimdi kalem ve görüntüsü demiş. Bunların hepsi düzdür. İnce kenarlı mercekte görüntüsü düz olan bir tek görüntü vardır. O da odakla merkez arasındaki cismin görüntüsüdür. Bu cisimse görüntü bu cismin arkasında kendisinden büyük ve düzdür. Buna baktığımız zaman da bir tek görüntü oluşabilir. L cismi cisim olabilir. K da görüntü olabilir. Dolayısıyla bu durumda cevabımız L ve K E şıkkıdır cevabımız. Elektron katman dizilimleri verilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Buna dikkat edelim. Bu helyum 1. periyot 8A grubunda bulunan bir soy gaz. Bu 2. periyot 7A grubunda bulunan flor yani ametal. Z'ye geldiğimizde 3. periyot 1A grubunda bulunan sodyum yani metal. A. Atom yarıçapı en küçük olan X elementidir diyor. Doğru. Çünkü atom çapı aynı periyotta sola, aynı grupta aşağı doğru artar. Burada en büyük olan Z, sonra Y, sonra da X'tir. B. Periyot numaraları arasındaki ilişki diyor. Burada 3. periyot Z, 2. periyot Y, 1. periyot X doğru. Grup numarası en büyük olan Y elementidir diyor. Grup numarası 7A, 1A, 8A. Burada 8A ile en büyük olan X olması gerekiyor. Y değil. D. Birinci iyonlaşma enerjisi en fazla olan helyum yani soy gazdır. Doğru. Elektron verme eğilimi en fazla olan burada metal olan Z'dir. Doğru. Cevabımız C seçeneği. İzoelektronik yani elektron sayıları aynı olan tanecikler için x eksi 3 ve y artı 2 iyonlarının Lewis gösterimleri yukarıda verilmiştir. X dışarıdan 3 elektron aldığında 8 elektron oluyorsa son yörüngesinde x 5a grubunda y de 2 elektron vererek kararlı hale geçiyorsa y de 2a grubundadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X 5a grubu y 2a grubu elementidir. Doğru. X ve y arasında molekülü diyor. Bu metal yani y metal X ametal olduğundan dolayı oluşan bileşik iyonik bağlıdır.
ve iyonik bağlı bileşiklerin en küçük yapı taşı molekül değil, birim hücredir. Molekül kimin en küçük yapı taşıdır? Kovalent bağlı bileşiklerin. Bu yanlış. 2. X ve Y aynı periyot elementleridir diyor. Şimdi X eksi 3, Y artı 2 ne diyor? İzoelektronik diyor. Buna da 10 diyelim. Buna da 10 diyelim. X'in proton sayısı 7. Y'nin 2 ise 12 olur. X ikinci periyotta. Y ise üçüncü periyotta. Yani periyot numaraları aynı değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Eşit kütlede kükürt katısı ve oksijen gazı alınarak denklemine göre tam verimle tepkimeye girdiğinde 16 gram SO3 gazı oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kükürt katısı ile oksijen gazı tepkimeye girerek neyi oluşturuyor? SO3 gazını oluşturuyor. Eşit kütlede dediğinden dolayı şunu 32 gram ya da oksijene göre alalım. Bunu 48 gram alırsam bunu da 48 gram alırım. Buradan 48 gram tepkimeye girerse 3 çarpı 16. 3 çarpı 16 48 yapar. Kükürtten 32 gram tepkimeye girer. Kükürtten 16 gram artarken oksijenden artan olmaz. Bu ikisi neyi oluşturur? SO3 oluşturur. SO3'te kaç? 70-80 gram oluşur. Fakat 80 gram SO3 değil, 16 gram oluşsun diyor. Şimdi 16 80'in kaçta biri? 5'te biri. 16 gram oluşacak. 5'te birini aldım. Şimdi 5'te birini alıyorum. Kaç gram yapar? 9,6 gram yapar. Buradan tepkimeye giren de 9,6 gram olur. Eşit kütlede aldım 9,6 gram. 32'nin 5'te birini alıyorum. Bu da 6,4 gram yapar. Kaç gram artar? 3,2 gram artar. 1. Sınırlayıcı bileşen yani önce biten oksijendir diyor. Doğru. Başlangıçta toplam 12,8 gram alınmıştır diyor toplam kütle. 9,6 artı 9,6 ne yapar? 19,2 yapar. 12,8 değil. 19,2 gram alınmıştır. Bu yanlış. 3,2 gram kükürt katısı artmıştır diyor. Evet, 3,2 gram kükürt katısı arttı. Cevabımız 1-3 C seçeneği. Saf maddelerle ilgili yargılarından hangileri her zaman doğrudur? Saf maddeler, elementler ve bileşiklerdir. Tek tür molekül içerirler diyor. Bu bileşikler için doğru. Elementleri ikiye ayırmıştık. Atomik olanlar ve moleküler olanlardı. Atomik olanlar için daima doğru değildir. Çünkü bize ne soruluyor? Daima doğru olanlar, yani her zaman doğru olanlar soruluyor değil. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılamazlar. Evet, elementler ve bileşikler yani saf maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Doğru. 3. Homojen yapıda bulunurlar diyor. Şimdi hal değişimleri sırasında görünümlüdürler. Yani her zaman doğru değil. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği. Yukarıda verilen sıvılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Önce kaynama noktasına bakalım. Şimdi birinci de 3 tane hidrojen bağı olduğu için birincinin kaynama noktası en yüksek. Sonra 2 tane hidrojen bağı içeren 3 geliyor.
karbon tetraklorür apolar olduğundan dolayı burada kaynama noktası en düşük olan odur. Kaynama noktası ile viskozite tanecikler arası çekim kuvveti nedir? Doğru orantılıdır. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Yani 2'nin buhar basıncı büyüktür 3'ten. 3'ün buhar basıncı da 1'den büyüktür. Yine uçuculuk ile buhar basıncı doğru orantılı. Yine akıcılık ile buhar basıncı doğru orantılıdır. A. Akıcılığı en fazla olan ikinci yani karbon tetraklorürdür. Doğru. Viskoziteleri arasındaki ilişki 1, 3, 2 olması lazım. 1, 2, 3 demiş. Yanlış. C. Birinci ve üçüncü moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Evet. Molekülleri arasında karşısına şunları yazarsak. CH2, CH2 yazarsak görüldüğü gibi şunlar arasında neler var? Hidrojen bağları var. Doğru. Yine burada da moleküller arasında hidrojen bağları var. De moleküller arası çekim kuvveti şunu tanecikler değil de moleküller olarak sormuş bize. Moleküller arası çekim kuvveti arasındaki ilişki 1, 3, 2'dir diyor. Doğru. E uçuculuğu en fazla olan kim? Tabii ki karbon tetra kloridir. Doğru. Cevabımız B seçeneği. Filiz bir deney sırasında Erlenmeyer'deki derişik hidrojen klorür asit çözeltisi üzerine aynı sıcaklıktaki beherdeki saf sudan bir miktar ilave ediyor. Tamam. Saf sudan bir miktar ilave edince asit seyrelir. Buna göre Erlenmeyer'deki çözelti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Seyreltik çözelti elde edilir. Doğru. H artı iyon sayısı değişmez. Bu yanlış. Çünkü üzerine su ilave ettiğimizde H artı iyon sayısı aynı kalır. Değişmez. 3 pH değeri tabii ki artar. Doğru. Nötralleşme tepkimesi olması için baz eklemiş olmam gerekiyor. Ama ben su ekledim. Cevabımız 1-3 C seçeneği. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Hidrojen ve oksijen elementlerinden H2O oluşmuş oluşum olması lazım. Doğru. Yine SO2 oksijenle yakılıyor. Yanma. Potasyum klorat, potasyum klorür ve oksijene parçalanmış analiz. Doğru. Burada oluşum olması için kendi elementlerinden oluşması lazım. Kalsiyum, karbon ve oksijenden meydana gelmesi lazım. Burada kalsiyum oksit yani bazik oksit ile asidik oksit birleşmiş. Yani bu bir oluşum değil. Buraya geldiğimizde nedir? Asitin sulu çözeltisi ile baz tepkimeye girerek tuz ve suyu oluşturduğundan dolayı nötralleşme tepkimesidir. Cevabımız D seçeneği. Bitki hücrelerinde çeper olduğu için hiçbir zaman endostoz yapamazlar. Dolayısıyla birincisi arkadaşlar gerçekleşmez. Aynı zamanda sentrozom taşımadıkları için iyi ipliklerini oluşturmaları da beklenmez. Fakat peroksizoma ve merkezi kofulu arkadaşlar ya da içerisinde bir takım iyonlar depolayan kofulara rastlanabilir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi cevap B seçeneğidir. Homolog kromozomların tetrat oluşturması, sinapsis, aynı zamanda homolog kromozomların birbirinden ayrılması, bir de metafazla çift sıra dizilmesi mayoz 1'de gerçekleşir. Fakat kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2'de gerçekleştiği için cevap A seçeneğidir. Doğal sınıflandırma günümüzde geçerli olan bir sınıflandırmadır. Akrabalık derecelerine dikkat edilir. Türlere iki kelimeden oluşan Latince isimler verilir. Alemden türe doğru gittikçe arkadaşlar kapsamı genişleyen basamak basamak hiyerarşik bir taksonomi yani sınıflandırma uygulanır. Fakat bu sınıflandırmada analog organlar değil homolog organlar dikkate alındığı için yanlış olan D seçeneğidir.
Renk körlüğü gibi X'e bağlı çekinik hastalıkların kızda ortaya çıkabilmesi için annenin en az taşıyıcı, babanın da mutlaka hasta olması gerekir. Baba hasta değilse kız çocuğu hasta olmaz. 4 numarada anne arkadaşlar kesin taşıyıcı erkek çocuğundan dolayı. 2 numarada ise kız çocuğuna sağlıklı gen aktarmış olsa bile kendisi taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ailelerin arkadaşlar renk körü bir kız çocuğunun olma olasılığı vardır. Cevap C seçeneğidir. Bir proteinin işlevsel yapısı arkadaşlar onun 3 boyutlu yapısıdır. Yani katlanmış, kıvrılmış halidir. Eğer değişik faktörlerin etkisiyle denatüre olur da düz bir zincir olan polipeptide dönüşürse 3 boyutlu yapısını kaybettiği için işlevini yerine getiremez. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Eğer amino asit dizisi arkadaşlar bozulmaz, amino asitlerin arasındaki bağlar kopmazsa yeniden katlanıp eski 3 boyutlu işlevsel haline dönüşebilir. Buna da hatırlarsanız renatürasyon denir. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ve üçüncü öncül doğrudur. Cevap D seçeneğidir.